Herkese başarılar diliyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ehliyet sınav sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz. Mutlaka sizlere çıkabilecek animasyonlu sınav sorularıyla birlikte 60 adet soru çözeceğiz. Başarılar diliyoruz. Hemen başlıyoruz. Hiç zaman kaybetmiyoruz. Evet, geldi soru. Aşağıdakilerden hangisi Karayollar Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir? A. Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek. B. Karayollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek. C. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmek. D. Karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek, onaylamak. Arkadaşlar burada Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevlerinde birisi değildir diye soruyu sormuşlar. Bakın, şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara tabii ki belediyeler izin verir. Yerleşim yerleri içerisindeki tüm açık, kapalı trafik işaretleri, yaya geçitleri, üst geçitler, alt geçitler, yani yollarda gördüğünüz tüm iş ve işlemler ilgili belediyeler tarafından yapılmaktadır. Cevap Adana seçeneğidir. Hemen geçtik. Aksine bir durum yoksa şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır? Oklu ışık sarı yandığında, oklu ışık yeşil yandığında, oklu ışık kırmızı yandığında, sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında. Arkadaşlar unutulmamalıdır ki bakın oklu ışık ne zaman dönüş yapılır? Tabii ki yeşil de değil mi? Yeşil. Yeşile dönüş yapıldığında, evet dönüş yeşil yandığında. Cevap Bursa seçeneğidir. Hemen geçtik 3'e. Kavşağa yaklaşan bir sürücü trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır? A. Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. B. Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli. C. Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli. D. Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermelidir. Burada bakın dikkat edin. Faslalı ışık. Kırmızıyı yapalım. Kırmızı, sarı, yeşil. Faslalı kırmızı ışık trafik levhalarından dur levhasıyla aynı anlamdadır. Faslalı sarı ışık yol ver işaretiyle aynı anlamdadır. Kırmızı ışık faslalı da olsa, faslasız da olsa öncelikle durulmalıdır her şeyden önce. Bakın durmalı, durmalı. Adana seçeneğinde ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Kesinlikle yanlıştır. Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara yol vermelidir. Tabii ki Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçelim 4. sorumuza. Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? Sürücümüz, bakın buradaki aracın sürücüsünü soruyor. Bize hızını azaltmalı, sabit hızda seyretmeli, durup kavşağı kontrol etmeli, tali yoldan gelen araçlara yol vermeli. Burada tali yoldan bir aracın geldiğini düşünün. Beklemelidir. Ana yoldaki araç sürücüsü, bakın, ana yol tali yol kavşağına yaklaştığı için bir kere her şeyden önce hızını azaltması gerekiyor. Cevap Adana seçeneğidir. 5. sorumuza geçmeden trafik polisinin hareketlerinden %100 sınavınızda soru geliyor. İşarete bakın. Trafik görevlisinin önünde ve arkasında kalan araçlar durup beklemelidir. Yani burada bakın ön taraf ve arka taraf kapalı. Kol istikameti, omuz istikametindeki araçlar bakın ok yönünde yani şuradaki omuz istikametindeki araçlar nedir? Geçmelidir. Yolun açık olduğunu gösteriyor. Burada bütün yönlere dur işareti. Yolu tamamen kapattık. Yavaşla, trafiği hızlandırma. Sola ya da sağa çek, dur anlamındadır. Gece geç, gece dur. Gece geç ve gece dur sık sık karıştırılan trafik polisinin hareketlerinden bakın. İşaret çubuğu, trafik polisinin elindeki işaret çubuğu boyun hizasına yakınsa gece durdur. Omuza yakınsa gece geçtir.
Gece yön belirtme, gündüz yön belirtme işaretlerimiz. Sorumuz şöyle. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için trafiği hızlandırma talimatını içerir? Bakın trafiği hızlandırma dikkat ederseniz bakın ele gülüyorsunuz. Hızlandırmış değil mi? Adana seçeneğinde hızlandırmış cevap Adana seçeneğidir. Evet, geçelim. Burada arkadaşlar diğerlerini de şöyle bir kısaca açıklayayım sizlere. Trafik polisinin kollarının açık olması, ön ve arkanın kapalı olduğunu, omuz istikametindeki araçların geçebileceğini gösterir. Bakın Ceyhan seçeneğindeki ise trafik polisinin elindeki ok işaretimiz bakın omuzuna, kola daha yakın olduğu için gece geç anlamındadır. Kulak hizasına yakın olsaydı, boyun hizasına yakın olsaydı gece dur olacaktı. Ve Denizli seçeneğinde de sağ çek dur, kontrol var anlamındadır. Hemen geçtik. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini, her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini, her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini, devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini. Evet, bakın burada. Arkadaşlar, devamlı çizgi görüşe kapalı alana çizilir. Bakın şuradaki bir numara ve iki numara diyelim. Şuraya da 3 ve 4 dersek daha iyi hatırlarsınız. Şimdi 3 ve 4 nolu araçların sol tarafında kesik çizgi var. Sollama yapabileceklerini. 1 ve 2 nolu araçların sol tarafında devamlı çizgi görüşe kapalı. Takip mesafesini koruyarak yollarına devam edebileceklerini ve şerit değiştiremeyeceklerini açık ve net bize soru söylüyor. Burada tabii ki Denizli seçeneğidir doğru cevap. Şöyle diyelim arkadaşlar. Devamlı çizgi görüşe kapalı, kesik çizgi görüşe açık alana çizilir. Bu da mutlaka ehliyet sınavlarında ya da SRC sınavlarında çıkan sınav sorusudur. Bilginiz olsun. Geçtik 7'ye. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü yerleşim yeri dışındaki karayolunda saatte 60 km hızla seyrederken önündeki araçla arasındaki en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? 20, 30, 40, 50. Şimdi biz burada neye dikkat edeceğiz? 1. Tehlikeli madde taşıyan araç. Bu bir. Tehlikeli madde taşıyan araç dediği için yerleşim yerleri dışında hızı ne olursa olsun bakın hızı ne olursa olsun önündeki araçla arasındaki takip mesafesi 50 olmalıdır. Duraklama yaptıkları zaman da 20 metre mesafe bırakmaları söz konusudur. Bakın bu soru yıldızlı sınav sorularından hemen geçiyoruz diğer sorumuza. Evet 8 geldi. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan geçen araçlara yol vermesi, dönüş yapan sürücülerin doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi, bütün sürücülerin geçiş üstüne sahip araçlara yol vermesi, motorlu araçlardan sağdakinin soldan gelen araca yol vermesi. Evet arkadaşlar. Şimdi burada tabi bir şekil çizmek icap ediyor. Daha iyi anlamanız için. Evet şöyle çizelim bakın. Burada bir nolu bir aracımız var. Burada da iki nolu bir araç var. Evet. Şimdi size göre bir nolu mu sağda, iki nolu mu sağda? Bakın ikinin dikkat ederseniz solunda değil mi? Bir numara. Yani soldan bak motorlu araçların sağdakinin soldan gelene yol vermesi. Yani burada iki numara bir numaraya yol vermesi gerekir mi? Kesinlikle gerekmiyor. Bir numara iki numaraya yol vermesi gerekiyor.
Kuralımız her zaman şöyledir arkadaşlar. Kavşaklarda ana yol, tali yol levhası yoksa, varsa tali yol ana yol levhasına göre hareket ediyoruz. Yoksa kontrolsüz kavşaklarda her zaman sağdan gelen araca yol veriyoruz. Dönüş yapan araç düz giden araca yol vermesi gerekiyor. 9. sorumuz gelsin. Geldi. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan. Giriş yapan bir aracımız var. Bakın. Evet. Aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? Duraklamak, araç içi ışıkları yakmak, uzağa gösteren ışıkları yakmak, sadece park veya sis ışıklarını yakmak. Arkadaşlar, unutmayalım. Uzağa gösteren farlar, bakın farlar, 100 metre ileriyi aydınlatır ve mavi ışık yanar. Mavi ışık yanar. Ve gösterge panelinde biliyorsunuz ki yani şöyle bir uzağa gösteren farımızı gösterge panelindeki evet dik bir şekilde bakın. Gösterge dik bir şekilde olur. Yakını gösteren farlar 25 metre ileriye aydınlatır. Yeşil ışık yanar. Yataydır. Dik değildir. Burada dikkat edin. Yeterince aydınlatılmamış tünele girdiğimizde uzağa gösteren farlarımızı yakmamız gerekiyor. Cevap Ceyhan. Geçtik. 9-10. soru. Şekildeki aracın sürücüsü dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? Şimdi aracın sürücüsü bu. Bakın. Nerede devam ediyor arkadaşlar? 2 nolu şeritte devam ediyor. Nereye dönecek? Geriye dönüş yapacak. Yani buradan bakın. Şöyle sinyalini verip 1 nolu şeride geçmesi gerekiyor. Sağa gitmiş olsaydı 3 nolu şeritte, düz gitmiş olsaydı 2 nolu şeritte devam edecekti. Burada geriye dönüş ve sola dönüşler arkadaşlar dönüşler 1 nolu şeritten yapılır. Cevap Bursa seçeneğidir. 11. sorumuza bakalım. 11. sorumuz animasyonlu bir sınav sorusu. Animasyonumuzu izliyoruz. İzlerken de soruyu okuyoruz. Videodaki tehlikeli durum sürücülerin hangi kuralı ihlal etmeleri sonucunda oluşmuştur? Takip mesafesi kuralını, geçme kuralını, kavşaklarda ilk geçiş hakkı kuralını, şerit takip kuralını. Evet, devam ediyoruz. Evet, burada duralım. Bakın. Şimdi arkadaşlar burada dikkatinizi bir yere vermenizi istiyorum. Şimdi şuradaki yeşil aracı gördünüz değil mi? Bakın yeşil araç hiçbir şekilde sinyal falan vermiyor. Sola dönüş yapacak. Yani şu tarafa gidiyor. Beyazın yönünü şurada ileri doğru yön olduğunu ben tespit ettim. Evet sizler de eminim ki tespit etmişsinizdir. Animasyonumuzu izlediğimizde bakın eğer bu araçlar bir beyaz araç düz gidiyorsa yeşil araç da sola dönüş yaptı ve hiçbir sinyal vermedi ki yeşil araç eğer sola gidecekse şerit yanlış şeritte duruyor değil mi? Beyaz aracın olduğu yerde durması gerekiyor. Şuraya 1 şuraya 2 dersek 2 nolu aracın 1 nolu aracın bulunduğu yerde 1 nolu araç da 2 nolu aracın bulunduğu yerde olması gerekir ki düz gitsin. İzliyoruz animasyonumuzu. Bakalım ne çıkacak. Evet devam edelim. Bakın aynı. Aynı dediğimiz şekilde çıktı arkadaşlar. İşte yanlışlık nerede? Yanlışlık nerede? Tabii ki şeritlerinin bulundukları yerde şerit takip kurallarına uymadıkları kesin ve net çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar? Yeşil, beyaz. İkisi de farklı farklı şeritlerde oldukları ortaya çıktı. Tabii ki burada cevap arkadaşlar cevabımız Denizli seçeneği oldu. Kesinlikle çıktı. Burada dikkat edin. Animasyonlu sorular daha kolaydır sizin için arkadaşlar. Devam ediyor. Şekildeki aracın harekete hazırlanması için ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi nasıl olmalıdır?
harekete hazırlanması için diyor bakın. Kim? Şekildeki araç. Sürücüsü. Sarı ışık, yeşil ışık, kırmızı ışık, kırmızı ışıkla birlikte sarı ışık. Şekildeki araç sürücüsü eğer harekete hazırlanacaksa, kırmızı da duruyor bakın. Kırmızı da şurada. Dikkat edin burada. Kırmızı da duruyor. Şimdi kırmızı da duruyor. Sarıya geçti. Bak kırmızıdan sarıya geçti. Yani kırmızı şöyle yapalım bakın. Kırmızı artı sarı yandı. Değil mi? Sonra ne yapacak? Yeşil yanacak. O zaman demek ki kırmızıyla birlikte sarı ışık yanarsa arkadaşlar ne yapıyoruz? Harekete hazırlanıyoruz. Yeşil yandığında da dikkatli bir şekilde geçiyoruz. Cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. Dikkat edin, Bursa seçeneği değildir bu sorunun cevabı. Bu soruya genelde Bursa seçeneği diyenler çok fazla gördüğüm kadarıyla. Kesinlikle Denizli seçeneğidir arkadaşlar. Geçtik. Çok önemli bir sınav sorusu yine. Görseldeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? 1, 3, 2. Tabii ki bir ana yolda, 2 tali yolda, 3 de bakın hemen yine sola dönüş yapıyor. Arkadaşlar unutulmamalıdır ki bu tip sorularda ilk önce ana yol, tali yol işaretlerine bakıyoruz. 1 numara ana yolda düz gidiyor. 2 numara tali yolda sola dönüş yapıyor. 3 numara yine herhangi bir işaret yoktur. O da sola dönüş yapıyor. Burada geçiş hakkı sıralamasını yapınız dediği için öncelikle bu tip sorularda kuralımız şöyleydi değil mi? Ana yoldaki araç, düz giden araç en önce geçer. Yani bir önce geçiyor. Sonra bakın tali yoldaki en son geçer. Bakın buradaki verilerine göre en son geçiyor 2. 3 numara geçer, sonra 2 numara geçer. Levha olmasaydı hocam onu diyebilirsiniz bana. Burada cevabımız tabii ki Bursa seçeneğidir. Hocam levha yok. O zaman bu tip soruda hangisini geçireceğiz? Bakın. Aynen öyle. Hocam şöyle iki tane dönüş yapan var. Kim? 2 ile 3. Bakın 2'nin sağında 3 olduğu için bir kere önce 3 geçireceğiz. Dönüş yapan yapma kuralına göre. Düz giden yine aynı şekilde 1 önce geçiyor. 2'nin sağında 3 olduğu için 3 geçiyor. En son yine 2 geçiyor. Cevap yine 1, 3, 2'dir. Hemen geçtik 14'e şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir? Otomobil B, kamyon C, motosiklet D, otobüs. Evet, bakın. Şimdi bu işaretin adı değil mi? Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol işaretimiz. O zaman motosiklet bu işaretin olduğu yere girer. Diğer motorlu araçlar giremez anlamındadır. Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. 15 şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 2 nolu araç sürücüsü. Bakın sağdan daralan kaplamaya giriyor. 2 nolu bir aracımız var. Bakın şuradaki 2 nolu aracı sormuş. Levha diyor ki, 2 nolu araca diyor ki bakın. Soldaki şuradaki girdiğin cepte bekle diyor. Bak bekle. Şurada bekle diyor. Şuradaki bak bir nolu araca geçtikten sonra diyor dikkatli bir şekilde girebilirsin. Hızını artırmalı, U dönüşü yapmalı, bir nolu araca yol vermeli. Evet, bir nolu araca yol vermelidir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Bir numara aracı ikaz ederek durdurmalı. Hayır, kesinlikle burada iki nolu araç sürücüsü beklemek zorundadır. Geçtik. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Bakın bu soruyu da çok karıştıran arkadaşlarımız var. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu arkadaşlar. Park etme işareti nasıl? İşareti görüyorsunuz. Bakın yan duruyor. Bakın yan duruyor. Şimdi yan çizdiğimize göre burada
Yanlış park edeni soruyor. Burada düzgün park eden sadece 3 numara bak. Doğru park etmiş. 1 ve 2 aracımız şöyle park etseydi, bakın şöyle yan park etseydi, o zaman 1 ile 2 yine içeri girmek şartıyla, bakın şurada arkası ve önü yola kaymış. Bu şekilde olmaz. 1 ile 2 yanlış park etmiştir. 3 numara düzgün park etmiştir. Bu soruya da dikkat edelim. Hemen 17'ye bakalım. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Kasisli yola girileceğini, yolda çalışma olduğunu, yolun trafiğe kapalı olduğunu, motor taşıtların giremeyeceğini. Tabii ki kasisli yola girileceğini, hız azaltılır, takip mesafesi artırılır. 18 bakalım. Görsele göre bir numara araç sürücüsünün numaralanmış davranışlardan hangilerini yapması trafik kaza riskini azaltır? Şuradaki bir nolu aracı soruyor. Bakın arkadaşlar, beyaz bir nolu araç sürücüsü. Hemen sağ tarafta ne görüyorum? Trafik tanzim işaretlerinden sollama yasağını görüyorum ve ilki sola olmak üzere devamlı tehlikeli viraj işaretini görüyorum. Şimdi bize bu önce bu tip sorularda işaretler bana neyi bildiriyor? Onu bir bilelim, değil mi? Nedir bir kere? Bakın, ilki sola olmak üzere devamlı tehlikeli viraj. Hızını azalt. Takip mesafeni artır. Araç sollama yapma diye bana zaten işaret bildiriyor. Ve artı tanzim işaretlerinden sollama yasağının olduğu bir işaretimiz de var. Hemen okuyoruz. Bir, takip mesafesi artırılmalıdır. Doğrudur. Hızını azaltmalıdır. Doğrudur. Bulunduğu şeridin soluna yanaşmalıdır. Bulunduğu şeridin soluna yanaşamaz. Neden arkadaşlar? Bakın, devamlı çizgiyi görüşe kapalı alana çizildiği için bulunduğu şeridin soluna kesinlikle yanaşma yapamaz. Burada 2 numara ve 1 nolu hangi seçenekte verilmiş? Tabii ki Adana seçeneği doğru cevaptır. Hemen geçtik. 19. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır? Arkadaşlar, konuları anlatırken de daha önce söylemiştik. Demiştik ki tehlike uyarı işaretlerin tamamı üçgendir. Hız azaltılır, takip mesafesi artırılır, araç sollama yapılmaz. Dikkatli bir şekilde trafik işaretlerinin olduğu duruma göre ne yapıyoruz? Araçlarımızı kullanmaya çalışıyoruz, değil mi? Trafik tanzim işaretleri yuvarlaktır, değil mi? Yuvarlaktır. Bize burada trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır. Bakın şurada Bursa seçeneği açık ve net. Karşıdan gelene yol ver işaretimiz Bursa seçeneğidir. Evet, Bursa seçeneğidir. Trafik tanzim işareti. Hemen geçtik. 20. soru geldi. Yine sizin için çok çok önemli sorulardan. Şekle göre hangi numaralı araçların bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır? Unutmayalım arkadaşlar, bu tip sorularda yapmamız gereken şudur. Çok şeritli karayollarında sol şeritler sürekli olarak işgal edilmez. Bakın burada 3 numara, burada 2 nolu aracın bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır. Neden? Çünkü sol şeritler geçiş üstünlüğüne sahip, araçların gitmesi gereken şeritlerdir. Sağ şeritler ise yük ve yolcu taşıyan araçlar, yani kamyonlar, tırlar, otobüsler sağ şeritleri kullanmaları gerekiyor. Sol şeritleri geçiş üstünlüğüne sahip araçların kullanması ve bizler de sürücü olarak kullanıyor isek sürekli olarak işgal etmeyeceğiz. O şeridi mümkün olduğunca boş bırakmaya devam ediyoruz. Bursa, burada hangisi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır? 2 ile 3, değil mi? 2 ile 3. Cihan seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen 21'e geçtik. 21. sorumuz yine bir animasyonlu soru arkadaşlar. Animasyonumuz çalışırken biz de soruyu okuyoruz. Videoya göre beyaz otomobilin sürücüsü için hangisi kesinlikle söylenir? Bakın, beyaz otomobil. Şurada bir durduralım beyaz otomobili. Dikkat edin arkadaşlar.
Şimdi acele etmeyelim. Anlatarak. Şuradaki beyaz otomobili dikkat görüyorsunuz değil mi? Beyaz otomobil ve tır. Evet. Şimdi kesinlikle söylenir diyor. Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinden araç kullandığı. Böyle bir şey mümkün değil. Uykusuz ve yorgun olarak araç kullandığı. Mümkün değil, bilemeyiz. Şerit takip manevra kurallarına uymadığı. İleri sürüş tekniklerinin uygun araç kullandığı. Evet, burada dikkat ederseniz arkadaşlar şerit takip ve manevra kurallarına uymadı. Manevra demek ne demek? İşte burada beyaz araç nereye dönüyor? Bakın sağa dönüş yapıyor. Burada dönüş yapabilir mi arkadaşlar? Bakın tır en sağdan gidiyor ki gittiği şerit doğru bir şerittir. Şu andaki tırın gittiği şerit doğru bir şerittir. Beyaz araç bir kere buradan gitmemesi gerekiyor, değil mi? Tırın arkasından sağ dönüşünü yapması gerekiyor. Ve hiçbir şekilde dikkat edin sinyal falan da yok. Sinyal vermemiş ve direkt dalıyor. Burada arkadaşlar korkunç bir kazaya sebep olabilir. Korkunç bir kazaya sebep olabilir beyaz araç. Böyle tehlikeli durumlara kesinlikle girmeyin. Şerit takip manevra kurallarına uymadı, değil mi? Uymadı. Kesindir. Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Ve izlemeye devam ediyoruz. Bakın. Bitiriyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani çok tehlikeli bir dönüş yaptığı ortaya çıkıyor beyaz aracın. Geçtik. 22'ye bakalım. 22. 22. soru geldi. Çekirdeki karayolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareket yasaktır? Bakalım. Şimdi bir nolu araç sağ dönüş yapıyor. Dönüş yapabilir mi? Tabii ki yapar. Demek ki cevap bir değil. İki noluya bakalım. İki nolu nereye dönüyor? Bak şuraya dönüyor değil mi? Levhanın olduğu yere. Bu levhanın adı nedir? Taşıt giriş yasak. Ya bu yol kapalı arkadaşlar. Bu yönden kapalı. Bak buradan kapalı. Karşıdan geliyor fakat gidiş yasak. Şimdi demek ki cevabımız direkt otomatik olarak Bursa seçeneği olduğu çıktı. 3 numara normal yoluna devam ediyor. 4 numara da yoluna devam edebilir. Evet cevap Bursa geçtik. 23 şekildeki bir numara aracın sürücüsü önündeki araç A noktasındayken yani önündeki araç şuradaki araç şurada bir nokta A noktası evet iken 88-89 diye saymaya başlıyor. 88-89 sürücünün davranış aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir diyor. Motor gücünü, asfalt kalitesini, takip mesafesini, yakıt sarfiyatını. Burada 88-89 sayılarını sayması bir kere takip mesafesi kuralıdır arkadaşlar. Aracın 2 saniyede kat ettiği süredir. Bu süre hızın yarısıdır. Takip mesafesi Ceyhan seçeneğidir. Geçtik 24. sorumuza. 24. sorumuz da arkadaşlar animasyonlu bir sınav sorusu. Animasyonumuz izleyelim. Soruyu okuyalım. Sürücü bu durumda ne yapmalıdır? Sürücü. Evet bakın. Şurada bir durduralım. Bakın. Evet. Videomuzu durduruyoruz. Animasyonumuzu durduruyoruz. Ani fren yapmalıdır. Ani manevrayla sağa girmelidir. Hızında değişiklik yapmadan devam etmelidir. Gri aracın önüne çıkacağını öngöre kontrollü yavaşlamalıdır. Evet. Gri aracı dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Gri araca. Şuradaki. Bu gri araç bakın kontrolsüz bir şekilde yola çıkıyor. Kontrollü yavaşlaması söz konusudur. Evet bak. Devam ediyoruz. Bakın gördünüz mü? Evet. İşte bu gri araca dikkat etmesi gerekiyor. Cevap tabii ki Denizli seçeneğidir. Geçiyoruz 25'e. Evet, 25. sorumuz geldi. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Arkadaşlar, unutulmamalıdır ki bakın
Bu soru çok çok önemlidir. Dönüş yapan araçlar en son geçmelidir. Birinci kuralımız. Düz giden düz gidenin sağına yol vermelidir. İkinci kuralımız. Şimdi dönüş yapanın sağındakine yol verecek. Düz giden düz gidenin sağındakine yol verecek. Dönüş yapanlar en son geçecek. Bak şöyle yuvarlak içine alıyorum iki tane. 2 ile 3. Bakın 2 ile 3 bekleyecek değil mi? 2'nin sağında 3 olduğu için önce 3 geçecek burada. Kim kaldı? 4, 1. Kim kimin sağında? 4'ün sağında bakın 1 var. Önce bakın 1, sonra 4. Daha sonra 2'nin sağında 3, en son 2 geçer. 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. Hangi seçeneklidir? Tabii ki Denizli seçeneğinde. Çok çok önemli sizin için yıldızlı sorulardan arkadaşlar. Çok çok önemli yıldızlı sorulardan bir soru. Geçtik hemen 26. soruya. Görseldeki aracın sürücüsü ile ilgili hangisi kesinlikle söylenir? A. Trafik adabına uygun davrandığı. B. Empati kurabilen biri olduğu. C. Trafikte saygı kavramına önem verdiği. D. Sorumluluk bilincinin zayıf olduğu. Burada bakın buradaki şu sürücüyü sormuşlar arkadaşlar. Şimdi burada bakın ne kadar sorumsuz yani. Sorumsuz bir kişi olmasa bakın yayaların yaya geçidini yani kaldırımı bak burası yaya geçidi değil mi? Evet yayaların kullandığı bir kaldırım burası bakın. Ve engelliler için şurada bakın şu sarıları var ya bu sarılar engelliler için çizilen yoldur. Şimdi bakın engelli bir kardeşimiz geçişini yapamıyor, değil mi? Böyle bir şeyde ne kadar sorumsuz olduğunu ortaya koymuş bu sürücü. Sorumluluk bilincinin zayıf olduğu ortaya çıkıyor. Denizli seçeneğidir doğru cevap. 27 şekildeki numaralanmış şeritlerden hangisi otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir? Ayrılmak. Bakın otoyollarda durmak, duraklamak, park etmek, geri gitmek, geri dönmek, U dönüşü yapmak. Otoyola girerken hızlanma. Bakın girerken bir no bak burada dört nolu şeridi kullanıyoruz. Çıkarken bir nolu şeridi kullanıyoruz. Değil mi? Bize ayrılmak, çıkmak, yavaşlamak. Bak yavaşlama şeridi. Dört nolu şerit hızlanma şerididir. Otoyola hızlanma şeridiyle girilir, yavaşlama şeridiyle çıkılır. Ayrılmak isteyen sürücü tabii ki bir nolu şeridi kullanması söz konusudur. Adana seçeneğidir. Doğru cevap. 28 geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir? Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşıyorsun. Görüş yeterli değil. Yaklaşıyorsun, ne yapacaksın? Birkaç defa selektör yaparak, acil uyarı ışıklarını yakarak, birkaç defa korna çalarak, dönüş ışıklarını yakarak. Arkadaşlar geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşıyorsan birkaç defa selektör yaparak ilerideki sürücüleri ne yapabilirsin? Uyarabilirsin. Adana seçeneğidir. Doğru cevap. 29. Şekildeki gibi sağa dönüş yapan bir sürücü hangisini yapması yanlıştır? Ya şuradaki sürücü için diyor. Bakın sağa dönecek. Ne yaparsa yanlış yapar. 1. A. Dönülen karayolunun gidiş şeridine girilmesi. B. Karşıya geçen yayalara yol verilmesi. Geniş kavisle dönülmesi. Dar kavisle dönülmesi. Arkadaşlar unutulmamalıdır ki sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle olur. Burada sürücü sağa dönüş yapacak. Bir kere her şeyden önce yayaya yol vermesi gerekiyor. Hızını azaltması gerekiyor. Sağ şeride girmesi gerekiyor. Dar dönmesi gerekiyor. Tabii ki burada cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen 30'a bakalım. Kamyon, kamyonet ve romorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur? Kamyon, kamyonet, romorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken
Yukarıdakilerin hangileri zorunludur diyor. Bakın, bir, yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi. İki, kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması. Üç, yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Şimdi şudur gerçek. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması kesinlikle olması gerekendir. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş olması gerekiyor. Yüklerin üzerinde yolcu kesinlikle asla arkadaşlar taşınmaz. Bakın, taşınmaz cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Oturulacak bir yer olması gerekiyor. Yüklerin üzerinde yolcu taşınması asla yapılmaz. Cevap burada Ceyhan seçeneğidir. Geçtik. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralanmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur? Daha önce de trafik polisinin hareketlerini söylemiştik arkadaşlar. Kol istikametleri, omuz istikameti, yolun açık olduğunu, ön tarafın ve arka tarafın ise kapalı olduğunu gösteriyor bize. Beklemesi gerektiğini. 2 ve 4 bekler. Bize hangileri geçer diye soruyor. Bakın, hangileri? 1 ile, bakın, kol istikameti, sağ ve sol kol istikameti 3 numara. 1 ile 3. 1 ile 3 geçer. 2 ile 4 bekler. Yeni bir animasyonu sınav sorusu. Animasyonumuzu arkadaşlar izliyoruz. Bakın. Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir? Sabırsız, kavgacı, heyecanlı, saygılı. Sürücü. Bakın. Şurada kol görüyor musunuz? El hareketleri. El hareketi. Yürü be kardeşim, seni mi bekleyeceğiz? Bak bak bak. Görüyor musunuz? Şuradaki harekete bakın. Şimdi bu kişinin, yani şuradaki yayanın, bak, yaşlı bir amcamız karşıdan karşıya geçiyor ve bastonuyla birlikte yavaş gitmesi gerekiyor. Her ne kadar sana yeşil ışık yansa da ne yapacaksın? Saygılı bir şekilde beklemek zorundasın. Burada bu kişinin ne kadar sabırsız olduğu ortaya çıkıyor. Adana seçeneğidir doğru cevap. Evet, geçtik. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? Bakın. Yaya geçidi, bisiklet yolu, taralı alana girilmez, yavaşlama uyarı çizgileri. Arkadaşlar, şimdi bu tip işaretlerimiz, şuradaki bakın işareti görüyorsunuz. İşaretin esas anlamı şudur. Duraklara yaklaşıyorsunuz mesela. Duraklara yaklaşırken bu işaretleri görebilirsiniz. Bu işaretlerin anlamı yavaşlama uyarı çizgileridir, değil mi? Yavaşlama, hızını azalt ve dur şeklinde ne yapıyor? Seni uyarıyor. Yavaşlama uyarı çizgisidir. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 34 şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? 3 numaralı aracın şerit ihlali yaptı. Kesin. Böyle bir şey yok. Bakın, 3 numara normal seyrinde devam ediyor. 2 numara aracın şerit ihlali yaptı. Asla. Bakın, böyle bir şey yok. Normal yolunda devam ediyor. 1 numara aracın geçme yasağına uymadı. Evet, bir nolu araca bakıyoruz. Şuradaki bakın bir nolu aracı görüyor musunuz arkadaşlar? Ne yapmış? Devamlı çizgiden karşıya geçmeye çalışmış. Tabii ki yanlıştır. Kesinlikle evet, bir nolu numaralı aracın geçme yasağına uymadığı söz konusudur. Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir? Bencillik, inatlaşmak, diğer gamlık, sorumsuzluk. Trafik adabı sorularında unutmayın arkadaşlar. Bir tane olumlu, diğeri üçü varsa olumsuz, cevabımız mutlaka olumludur. Yani bakın, bencillik, inatlaşmak, sorumsuzluk, diğer gamlık. Tabi cevap burada diğer gamlıktır. Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. 36 ters yönden gelen bir sürücüye, bu sokak tek yönlü. Herhalde siz girişteki levhayı görmediniz.
lütfen daha dikkatli olun diyen bir sürücü trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır? İnatlaşmak, aşırı tepki göstermek, kaba ve saldırgan davranmak, trafik kültüründe birbirini uyarmak. Tabii ki arkadaşlar bakın ters yönden gelen bir sürücüye bu sokak tek yönlü. Bakın belki bu sokağın tek yönlü olduğunu görmemiş olabilir. Siz ne yapıyorsunuz? Uyarıyorsunuz. Uyarıda bulunuyorsunuz. Trafik kültüründe birbirini ne yapmak? Uyarmak anlamındadır. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 37 birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem hangisidir? Şarj sistemi, yağlama sistemi, marş sistemi, ateşleme sistemi. Bakın, burada araç tekniği sorularına geldik arkadaşlar. Aşınmadan uzun süre bak. Verimli çalışması neyle olur? Tabii ki aşınma dediği için ilk aklımıza ne gelir? Yağlama sistemi gelir. Cevap Bursa seçeneğidir. 38'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerindendir? Şuradaki diferansiyelin görevini sormuşlar. Bakın şuradaki diferansiyelin görevi. Motora ilk hareketi vermek, motorun durmasını sağlamak, motorun dürante çalışmasını sağlamak, vites kutusundan gelen hareketi akslara iletmek. Şuradaki bakın vites kutusu şöyle yapalım. Vites kutusundan aldığı hareketi şaft kanalıyla akslara ileten güç aktarma organı, şurası da akstır, bakın, akstır. Güç aktarma organının adı nedir? Tabii ki diferansiyeldir. Çok çok önemli, mutlaka sınavınızda çıkan sınav sorularından bir soru. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Size şunu da sorabilir arkadaşlar. Mesela der ki, diferansiyelin görevi nedir? Diferansiyelin görevi vites kutusundan aldığı hareketi şaftlar kanalıyla akslara iletir. Ya da aksın görevi nedir? Diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere iletir. Şaftın görevi nedir? Vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele iletir şeklinde geçtik. Yukarıdakilerden hangileri etkilidir? 39. soru bakın. Fren balatasının aşınmasında hangileri etkilidir? Fren balatasının aşınmasında yol koşulları etkili midir? Etkilidir. Kullanım süresi etkili midir? Etkilidir. Fren borularının uzunluğu etkili midir? Değildir. 1 ve 2. 1 ve 2'nin olduğu seçenek tabii ki Bursa seçeneğidir. 40. sorumuza bakıyoruz. 40. sorumuzda yine arkadaşlar animasyonu bir araç tekniği sorusu. Animasyon sorumuzu izlerken soruyu okuyoruz. Videoya göre sürücü nasıl davranmalıdır? Sabit hızla aynı şeritte yoluna devam etmelidir. Sol şeride geçip derhal servise gitmelidir. Yavaşlayıp sağ şeritten yoluna devam etmelidir. Trafik kurallarına uygun olarak derhal durmalıdır. Evet, bakın burada arkadaşlar. Dikkat ederseniz akü şarj ikaz ışığı yanıyor. Akü şarj ikaz ışığının yanması demek aracımızı derhal durdurmamız gerektiğini bize işaret nedir? Bildiriyor. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Unutmayın arkadaşlar, akü şarj ikaz ışığı yandığında, hararet göstergesi yandığında ve yağ göstergesi yandığında aracımızı derhal durduruyoruz. Burada bakın yanıp sönen bir nedir? Yakıt göstergesi var, değil mi? Yakıt göstergesi yandığında aracımızı durdurmaya gerek yoktur. 30 ile 50 kilometre daha yol alır. Burada tabii ki denizi seçeneğidir. 41 birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem hangisidir? Şarj, yağlama, marş ve ateşleme. Ya, bakın burada yine Bursa seçeneğidir. Doğru cevap yağlama sistemidir. 42 seyir halindeki aracın gösterge panelinde
Aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bildirir? Burada derhal durulması gerektiğini az önce de söylediğimiz gibi bakın arkadaşlar uzunu gösteren farlar, uzağı gösteren farlar değil mi? Yine arka cam rezistansının yandığını, sola sinyalin ve deniz seçeneğinde aküs şarj ikaz ışığının yandığını bize bildiriyor. Tabii ki aküs şarj ikaz ışığının yanması demek kurallara uygun bir şekilde aracımızı durdurmak demektir. Cevap Denizli seçeneğidir. Hemen geçtik 43'e. Aşağıdakilerden hangisi kavrama debriyaj sisteminin görevidir? Az önce de söyledik arkadaşlar. Bakın kavrama debriyaj. Motorun hareketini swaplara iletmek veya kesmek. Motorun hareketini alternatöre iletmek veya kesmek. Motorun hareketini vites kutusuna iletmek veya kesmek. Motorun hareketini marş motoruna iletmek veya kesmek. Şimdi debriyaj arkadaşlar, debriyajın görevi şudur. Motorun hareketini vites kutusuna iletmek ve kesmektir. Yani siz debriyaja bastığınızda, bakın debriyaja bastığınızda aracınızı kesinlikle ne yapmasınız? Yani her şeyden önce şunu söyleyeyim size. Debriyaja bastığınızda vites değiştiriyorsunuz değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Her vites değiştirdiğinizde mutlaka debriyaja basmak zorundasınız. Motorun hareketini vites kutusuna iletmek ve kesmektir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 44. sorumuz yine bir animasyonlu soru. Bakın bu videoda bolca animasyonlu sorular çözdük. Videodaki sarı minibüsle ilgili hangisi kesinlikle söylenir? Sarı minibüsümüz bu. Bakın. Evet, öncelikle ne yapalım? Animasyonumuzu izleyelim. İzleyelim animasyonumuzda. Bakın. Bir duman çıkıyor değil mi? Kara duman çıkarıyor. Bak şuradaki egzozunun arızalı olduğu, motorunun düzensiz çalıştığı, yüksek devirde kullanıldığı, kapasitesinin üzerinde yük taşıdı. Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın şu anda sarı minibüsün hareketi devam ediyor. Burada nedir? Motorun düzensiz çalıştığı kesinlikle aşikardır. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 45'e bakalım. Evet 45. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? Buji ile benzin motorunun antifriz gaz yağı. Buji ile ateşlemeli motorlarımız arkadaşlar, araçlarımız benzinle çalışan ve LPG'li çalışan araçlar buji ile ateşleme yapar. Burada biz dersi anlatırken hep arkadaşlarımıza şunu dedik. Buji eşittir benzin değil mi? Benzinli araç. Motorin eşittir enjektör püskürtme. Evet bakın. Püskürtme gördüyse motorin, enjektör gördüyse motorin, buji görmüşsen benzin LPG'li araçlar aklınıza gelsin. Cevap Adana seçeneğidir. 46'ya bakalım. Görsele göre öndeki araç hakkında hangisi kesinlikle söylenir? Bakın şuradaki araç için söyleniyor. Egzozunun arızalı olduğu, motorunun yağ yaktığı, yüksek devirde kullanıldığı, kapasitesinin üzerinde yük taşıdığı motor yağ yakıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şurada motoru yağ yakıyor. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 47. sorumuz ilk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan C neyi ifade etmektedir? A kanamanın durdurulması, B dolaşımın değerlendirilmesi, C solunumun yolunun değerlendirilmesi. D. Hava yolunun değerlendirilmesi. Arkadaşlar unutulmamalıdır ki ilk yardımın ABC'sinde A, bakın A hava yolu, B solunum, D pardon C dolaşımdır. Bize sorulan soru C. Bakın C. Hemen ne yapıyoruz? Dolaşımın değerlendirilmesi olduğunu görüyoruz. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 48. soru sinir sistemine aittir ve omurga kanalı içinde boyundan başlayarak kuyruk sokumuna kadar devam eder. Bu organ beyin ve vücut arasında bağlantıyı sağlar ve
reflekslerin merkezidir. Bu bilgi hangi organa aittir? Beyin, beyincik, omurilik, omurilik soğanı. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar. Neyi sormuş bize? Omuriliği sormuş. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 49'a bakalım. Kalp atımlarını anlamayan yetişkin bir insana şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlanmalıdır? Yetişkin bir insanı soruyor bakın arkadaşlar. Bir yetişkin bir insanda temel yaşam desteği yapıyor. Dikkat ederseniz kollar dik bir şekilde, değil mi? Dik bir şekilde temel yaşam desteğinde 5 santimdir, değil mi? Çocuklarda ve yetişkinlerde 5 santimdir çökme. Bebeklerde 4 santimdir. Bilgimiz olsun. Hemen 50. sorumuza bakalım. Şekildeki baş çene pozisyonu. Şeklimiz şurada. Bak. Baş çene pozisyonu. Aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır diyor. Bakın sakıncalıdır. A. Solunum güçlüğü olanlarda. B. Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda. C. Ağızdan ağza yapılan suni solunumun uygulamanda. D. Boyun omurlarında hasar olduğunda. Arkadaşlar baş çene pozisyonu boyun omurlarında hasar olanlara kesinlikle verilmez. Cevap Denizli seçeneğidir. Hemen geçtik. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? Kalp durması, bacak kemiği kırılması, solunum yolu tıkanması, delici göğüs yaralanması. Buradaki resimde görülen pozisyon delici göğüs yaralanmasıdır. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 52 bilinç kaybının ileri durumu koma hali olarak bilinir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi koma hali belirtilerindendir? A. Öksürmek. B. Yutkunmak. C. İdrar kaçırmak. D. Sesli dürtülere tepki vermek. Koma hali arkadaşlar, koma belirtisi idrar kaçırmaktır. Cevap tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçtik. 53. soru gelsin. 53. soru resimde uygulaması gösterilen ve kazı zedenin omuriline zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? A. İtfaiyeci yöntemi. B. Rentek manevrası. C. Sürükleme yöntemi. D. Hemlik manevrası. Arkadaşlar resmi görüyorsunuz. Şuradaki resim bir okla gösterelim. Şimdi buradaki resim, buradaki gördüğünüz resim, hasta yaralının omuriliğine zarar vermeden hasta yaralıyı araçtan çıkarma tekniği bizim tabii ki rentek manevrasıdır. Hemlik manevrası tam tıkanmadır arkadaşlar. Şöyle bakın. Bununla da bahsedeyim size, tam tıkanma. Kişi öksüremez, nefes alamaz, ellerini boynuna götürür ve beni kurtarın. İtfaiyeci yöntemi omuzda taşıma yöntemidir. Burada bize tabii ki sürükleme yönteminde özellikle grizi patlamaları, işte kömür ocaklarında iri yarı insanları çıkarmak için kullanılan yöntemdir. Bursa seçeneğidir. Hemen 54'e bakalım. 54. sorumuz arkadaşlar yine bir animasyon sınav sorusudur. Animasyondaki şuradaki 54, değil mi? Animasyondaki durum hakkında hangisini söylemesi doğru değildir? Bir kısmi kişi kısmi tıkanma yaşamaktadır. Animasyonumuzu önce bir izleyelim mi arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Ne yaşıyor, ne yaşamıyor? Evet, bakalım. Kişi kısmi tıkanma yaşamaktadır. Bakalım. Şuradaki herhalde bak. Şurada. Bak. Dikkat ettiniz mi? Bak. Dikkat ederseniz. Kişi kısmi tıkanma yaşamaktadır. Normal bakın öksürüyor değil mi? Bak. Öksürmesi var. Tekrar izleyelim mi? Bak. Bakın. Hemen yanındaki arkadaşımız. Şuradaki bak. Şuradaki kardeşimiz. En çok toplumda en çok yaşananlardan birisi yanlış yapılan. Bak.
Ne yaptı? Şurada bir ayran var, değil mi? Hastaya, yani şuradaki kişiye ayran uzatıyor. Buradaki arkadaşımız da ne yapıyor? Engelliyor, bakın, el hareketiyle engelliyor, sakın verme ve öksürmeye teşvik ediyor. Olay yerindekiler doğru müdahale yapmıştır. Kesinlikle doğrudur. Bu durumda hemlik yapılmalıdır. Hayır. Hemlik tam tıkanmadır arkadaşlar. Burada bakın, tam tıkanma söz konusu değildir. Kısmi tıkanma söz konusudur. Kişi kısmi tıkanmıştır. Olay yerinde doğru müdahale yapılmıştır. Evet, 1 ile 2 doğru yapılmıştır. Hemlik değildir. Bilginiz olsun. Tekrar izleyelim isterseniz baştan sona. Bakın. İzliyoruz sizle birlikte. Evet, bakın. Geçelim. Evet, geçelim diğer sorumuz. 55 yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? A. Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına doğu, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi. B. Bası tam uygulayabilmek için kazize diye uzak mesafe durulmalı. C. Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması. D. Göğüs kemiği 1 santim çökecek şekilde bası uygulaması. Bir kere 1 santim olamaz, 5 santim olması söz konusudur. Tabii ki burada arkadaşlar göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması gerekiyor. 30 kalp masajı, değil mi? 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes şeklinde yapılması söz konusudur. 56'ya bakalım. Şok pozisyonunda kazizedenin ayaklarının yukarı kaldırılmasının amacı nedir? Biliyorsunuz ki kazizedeye ayakları 30 santim yukarı kaldırılıyor, değil mi? 30 santim şok pozisyonda. Bunun nedenini sormuşlar. Sindirime yardımcı olmak, vücut sıcaklığını düşürmek, solunumun düzenli olmasını sağlamak, beyne yeterince kan gitmesini sağlamak. Tabii ki beyne yeterince kan gitmesini sağlamaktır. Esas şok pozisyonunda ayakların yukarı kaldırılması. 57. Görseldeki pozisyon hangi durumdaki yaralıya uygulanır? Bakın şurada koma pozisyonunu sormuşlar arkadaşlar. Koma pozisyonu. Bilinci kapalı, solunum ve nabzı olan, bacak bölgesinde deri ve kemik bütünlüğünü bozulmuş olan, karın bölgesinde delici cisim bulunan, kulak ve burun kanaması olan, tabii ki bilinci kapalı, solunum ve nabzı olan, değil mi? Nabzı olan hasta yaralıya koma pozisyonu verilir. Cevap Adana seçeneğidir. 58'e gelelim. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır? A. Birinci derece yanığı olan. B. Solunum zorluğu çeken. C. Ayağında kırık olan. D. Ölmüş olan. Tabii kaza yerinde ilk önce taşınması gereken hangisidir? Tabii ki solunum zorluğu çekenlerde, değil mi? Solunum zorluğu çekenlerde böyle bir şey söz konusudur. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 59. Yine bir animasyonlu sınav sorusu. Animasyonumuzu izliyoruz arkadaşlar. Şu anda bakın bir motosikletle hareket halinde bir kardeşimiz hareket ediyor. Bak, sağ dönüş yapacak. Sinyal verdi mi? Verdi. Sol taraftaki akan trafiği kontrol etmemiştir. Sol tarafla hiçbir ilgisi yok. Dönüş kurallarına uygun hareket etmemiştir. Hayır, etmiştir. Çünkü sağ sinyal verdi. Şerit takip hatalı yapmıştır. Değil, normal şeridinde gidiyor. Bakın dikkat ederseniz sağ tarafa dönüş yapacak. Tüm trafik kurallarına uymuştur. Evet, bakalım hangisini yapmış arkadaşlar? Evet, devam edelim. Bir kere daha izleyelim arkadaşlar. O soruyu. Evet, bakın burada sinyalini verdi, değil mi? Bak, dikkatli bir şekilde hızını yavaşladı. Şurada sinyali görüyorsunuz, değil mi? Şuradaki sinyali çalışıyor arkadaşlar. Bak, sağ sinyali verdi.
ve tam sağ gitmesi gereken şeritten nedir? Dönüşünü yaptı. O zaman burada dikkat ederseniz değil mi? Tüm trafik kurallarına saygılı bir şekilde hareket ettiği ortaya çıkıyor. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, geçiyoruz. Son soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır? A. Dikkatin dağılması. B. Kural ihlallerinin azalması. C. Direksiyon hakimiyetinin artması. D. Kazaya karışma olasılığının azalması. Öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Değil mi? Bakın. Dikkat ederseniz direksiyon hakimiyeti artar mı? Arkadaşlar kesinlikle artmaz değil mi? Dikkatin dağılmasıdır. Dikkati dağılır değil mi? Evet. Bak, kazaya karışma olasılığı azalmaz, tam tersi artar. Direksiyon hakimiyeti artmaz, azalır. Evet, burada dikkatin dağılması daha fazladır. Arkadaşlar cevap Adana seçeneğidir. Evet arkadaşlar. Kanalımıza, sayfamıza abone olun, takip edin. Mutlaka arkadaşlarınıza, dostlarınıza önerin, paylaşın. Kesinlikle faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyoruz. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin, hoşça kalın.